Hapsi Eğitim'den merhabalar arkadaşlar. Bu eğitimimizde YouTube videolarımız için telifsiz ve ücretsiz video ve görselleri nerede buluruz? Bundan bahsedeceğim. İyi seyirler. Videoya geçelim arkadaşlar. Burada sayfamız var. Hapsi Eğitim YouTube kanalının sayfası. Burada abone ol butonunu görüyorsunuz. Oraya tıklayabilirsiniz. Korkmayın arkadaşlar. Çekinmeyin. Tıklayabilirsiniz. Yukarıda da sosyal medyalarımızın şeyler var. İkonlar var arkadaşlar. Oradan da basarak sosyal medyalarımıza gidebilirsiniz. Bu ikonların buraya nasıl eklendiğini videosunu çektim arkadaşlar. Açıklamada veya üst kısımda bunu görebilirsiniz eğer yüklemişsem. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Videomuza geldiğimizde videomuzun konusu arkadaşlar stok videolar. Stok ne demektir? Yani daha sonra kullanmak için bir yere depolanan, stok haline getiren anlamını söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi biz telif yemeden YouTube video içeriğimizi zenginleştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi normalde bizim ne yapmamız lazım? Kendimiz kullanabileceğimiz videolar kendimiz çekmemiz lazım. Ama bu videoları bazen çekme imkanımız olmuyor. Mesela gördüğümüz gibi mesela adam buraya yağmur damlası şey yapmış. Bunu kullanmak istiyoruz. Ama bunu kendimiz çekmemiz çok kolay değil. Onun için şey de var. Creative Commons lisansıyla da bunu ücretsiz verenler var ve böyle siteler de var arkadaşlar. YouTube'da da Creative Commons yazarak orada da başkalarının içeriklerini kullanabilirsiniz. Onu da göstereyim arkadaşlar az sonra. Şimdi buraya geldiğimizde burada arkadaşlar müzik, fotoğraf, video, grafik onları ücretli fotoğraflarda ücretliler de var, premiumlar da var, ücretsizler de var. Ücretliler için yeni hesap açabilirsiniz arkadaşlar. Pardon, ücretli hesap alıp onları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada popüler videolara tıklıyorum. Buradan videolarımızı bir açalım. Ne var, ne yok onları bir gösterelim. Bu açılana kadar şurada da şunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar buradan yazalım. Stok içerikler. Birçok site göreceksiniz. Ben buradaki kendi aktif kullandığım siteden bahsettim. Bence kullanışı daha kolay. Kullanışı daha kolay. Daha kolay içerik indirebiliyorsunuz. Bir de işte mesela Shutterstock kullananlar var arkadaşlar. Ben pek kullanamıyorum kullanma açısından. Bu videoda daha kolay geliyor bana. Shutterstock kullananlar var. Kullanabilirsiniz siz de. Buraya ücret stok içerikler yazıp veya stok videolar yazıp çıkan siteleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada stok zaten eğer ücretsizse telifsiz anlamına geliyor arkadaşlar. Burada mesela pixabay var. oberyo.com. Bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi asıl konumuza gelirsek burayı da kapatalım. Açıldı. Şimdi bize bir sayfa geldi. Burada videolarımız var. Üzerinde free yazan yani ücretsiz yazan bunları direkt indirebilir. Videolarımızda hemen kullanabiliriz. Arkadaşlar gerçekten de güzel videolar var. Burada premium yazanlar var. Onlar da ücretli hesabımızı para ödeyerek işte alarak bunları kullanabiliriz. Arkadaşlar birçok video var burada. Yüzlerce, binlerce video var. Buradan da arama kısmından istediğimizi yazabiliriz. Kategorilerimiz var. Yukarıda burada da sponsoru var. Reklam olarak Shutterstock reklam vermiş arkadaşlar. Burada görebilirsiniz. Buranın da içerikleri güzel ama biraz daha ücreti fazla arkadaşlar. Yani ücretli içeriği fazla. Burada mesela ne yapalım? Teknoloji kategorisini seçelim arkadaşlar. Buradan kategorilere girelim. Teknolojiyi seçelim. Burada birçok kategori var. Müzik, işte gezi yerleri, Paris, New York, London, spor, kimya, bilimle alakalı arkadaşlar var. Buradan ben teknolojiyi seçmek istiyorum. Teknolojiyi seçtim. Geldi. Burada görüyoruz arkadaşlar. Bir de bu sitede şöyle içerikler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada yeşil ekran var arkasında. Bu yeşil ekranı siz Photoshop uygulamalarıyla Adobe'nin de Premiere Pro var. Onlar sayesinde arkaya kendi istediğiniz görseli
ve veya videoyu ekleyebilirsiniz. Mesela burada sanal gerçeklik gözlüğü takan biri var. Onun el işaretlerine bir şeyler koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz videoları nasıl erişebilirsiniz? Buraya green screen yazarsınız. Erişebilirsiniz arkadaşlar. Eğer Photoshop'la da biraz bilginiz varsa çok güzel içerikler oluşturabilirsiniz o konuda. Mesela burada bu premium'da bu tarz çok var. Şu gördüğünüz yeşil ekran, buraya siz istediğiniz şey ekleyebilirsiniz. Mesela ben buraya Upstate Eğitim'in abone ol videosunu eklesem burada direkt televizyonda çıkaracak arkadaşlar. Onu da zaten yakın zamanda yaparım. Onun videosunu da isterseniz yani videosunu da araştırıp iyice ya detaylı anlatımda şey yapabilirim. Size çekebilirim arkadaşlar. Buraya gelelim. Şimdi bu videoyu gördüm. Üzerine geldim. Biraz oynattım. Hatta biraz da oynatayım. Bunu ben nasıl kullanabilirim? Makale yazmak, freelancer iş vesaire falan o tarz videolar çektim de bunun gibi 5-10 tane videoyu art arda eklerim. Arkaya müzik ve kendi konuşmamı da ekledikten sonra çok güzel bir video içeriği hazırlamış olurum arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi buradan boyutları, megabaytı, işte gene boyutu, FPS'i vesaire veriyor ve saniyesi veriyor. Buradan Free Roam'a tıkladığımızda tıkladık geliyor şu an. Kaydet yeri açılıyor. Hiçbir şey yapmadan hızlıca geliyoruz. Buradan benim stok videolarım var. Ben buraya kaydediyorum. Buraya kaydediyoruz arkadaşlar. Şu an ben videolarımda da zaten stok videoları yer yer kullanmaktayım. Fark ediyor da olabilirsiniz. O videolar mesela bunu kullandım arkadaşlar. Bir videomda. O videomda ofis yazılımlarını ücretsiz yasal bir şekilde kullanın. Full özelliklerini kullanın. Crack vesaire diye o videoyu da izleyebilirsiniz. Bu stok videoyu onda kullanmıştım arkadaşlar. Kullandığım mesela birkaç tane daha video var. Mesela gelelim buraya like yazalım. Like butonuyla alakalı görseller çıkabiliyor. Bu Shutterstock'ta daha fazla fakat bazıları yine çoğunluk olarak ücretli. Ücretsiz bulabilirseniz kullanabilirsiniz. Şimdi buraya geldik. Ben şu sol üsttekini kullanıyorum arkadaşlar. Sağdakini de kullanıyorum. Gördüğünüz gibi şuraya mesela Twitter'ın şeyi var. Beğeni tuşunun artışı. Bunun da mesela Instagram, Twitter diyorum pardon, Instagram'ın Instagram'la ilgili videolarım olacak. Sosyal medya geliştirme videoları olacak. Onları da koyabilirim mesela ilk başlangıçlarında. Güzel bir içerik oluşturmuş olurum arkadaşlar. Burada birçok video var. Buna geçelim arkadaşlar. Bir de ben size YouTube'dan Creative Commons lisansını sahip videoları göstereyim. Mesela doğa yazalım arkadaşlar. Önce bir şey aratmamız lazım. Arattıktan sonra filtrele tuşuna girip oradan Creative Commons lisansını seçeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra gördüğünüz Creative Commons lisansına sahip içerikleri videomuzda gönül rahatlığınca kullanabileceğiz arkadaşlar. Aşağıda da ya boş verin. Aşağıda şey görmüyorsunuz tabii siz. Az önceki videoyu gösterecek indirdiğim videonun şeyi var. Uzantısı. Onu gösterecektim de görmüyorsunuz. Neyse bekleyelim. Bu arada like'a da basabilirsiniz. Şimdi doğa için çağrı geldi. Ha, doğa gezileri yazayım ben buraya. Şimdi arkadaşlar seyahat gezileri yazdım. Videolar çıktı burada. Buradan filtrele tuşuna basıp Creative Commons lisansına tıklayacağım. Ve sayfa yenilenecek. Bu sefer bana Creative Commons lisansına sahip videolar gösterecek arkadaşlar. Burada yükleme tarihi, türü, süre, özellikler kısmına gelip aşağıda Creative Commons yazıyor. Siz de kendi içeriğinizi bu lisansa yayınlayabilir, başkalarının kullanmasına izin verebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada İran gezisi, 3 farklı tarzda kendin yap gezi anı defteri. Ondan sonra bunlar içerik üreticileri bunları sizin kullanmanız için Creative Commons özelliğiyle vermiş arkadaşlar. Birçok doğal güzellik videoları var arkadaşlar mesela. Onları Creative Commons özelliğine sahip olanları alıp kendi videonuzda güzel bir içerik oluşturma amacıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.
Kendinize iyi bakın. Eğer abone olmadıysanız abone olabilir. Bize sosyal medyalarda bilgilendirmelerimizi takip edebilirsiniz. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.